Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubu ileyh. Amma ba'd. Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Allah'a çok şükür, yetim malı yemenin haramlığı hakkında bir sohbette daha birlikte olacağız inşallah. Allah-u Teala söylediklerimizi ihlasla amele dönüştürmeyi hepimize, duyduklarımızı hepimize nasibi müyesser eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, İslam toplumu bir kardeşlik toplumudur. Çünkü innemel mu'minune ihve. Müminler birbirlerinin kardeşleridir diyor Allah Celle Celaluhu. Elbette insanlar arasında zaman zaman bazı huzursuzluklar, anlaşmazlıklar, kırgınlıklar, kavgalar olabilir. Bu insanın olduğu yerde bir yerde normaldir. O yüzden Allah-u Teala bu ayet-i kerimenin devamında buyuruyor ki innemel mu'minune ihve. Hiç unutmayın, ancak müminler, iman eden Müslümanlar birbirlerinin kardeşleridir. Fe aslihu beyne ahaveykum. Eğer kardeşlerinizin arası bir şekilde bozulmuş olursa, ayrılık vuku bulmuş olursa, kırgınlık, küskün, kavga vuku bulmuş olursa, aralarına girin ve ıslah edin. Fe aslihu beyne ahaveykum. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Vettakullah, Allah'tan korkun. Bu çok ciddi bir vazifedir. İhmale gelmez. Müminler toplum içerisinde bir yara, bir sızı, bir açık, bir gedik gördükleri zaman ne mi lazım? Bana ne demezler. Derhal oraya müdahale ederler. Hiç şüphesiz bu müdahalede öncelikler vardır. Önce kime düşer? Önce yakınlarına düşer. Önce toplumun alimlerine düşer. Hoca efendilerine düşer. Böyle gider yani. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Merhamete uğramanız için bunu yapmanız lazım. Değerli kardeşlerim, وَاَعْتَصِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah buyuruyor ki, Allah'ın kopmaz ilmi, Kur'an-ı Kerim'e sıkı sıkı sarılın, tefrikaya düşmeyin, dağılıp parçalanmayın. Kur'an-ı Kerim bize Allah'ın dinini bildirmiştir. Bu dinde iman vardır, ilke vardır, inanç vardır, ideoloji vardır, ibadet vardır, hukuk vardır, ahlak vardır, adab-ı muaşeret vardır, görgü kuralları vardır. İnsanın, fert ve toplumun muhtaç olduğu her şey bu dinde vardır. Öyleyse bu dine sıkı sıkı sarılın ve Allah'ın kanunlarını alın, ona teslim olup uygulayın. Müslüman olmak Allah'a teslim olmak demektir. Kendi iradesini Allah'ın iradesine teslim etmek demektir. İnsanın özgürlüğü nerede kaldı? İnsanın özgürlüğü bunun ötesinde. Bir tek Allah'a kul, onun dışında bütün tanrılara karşı özgürdür. Yani kendisini tanrı yerine koyan firavunlar vardır, nemrutlar vardır, tiranlar vardır, monarklar vardır, despotlar, faşistler, baskı yapan insanlara bir kısım mahluklar vardır. Veya insanın içine işlemiş olan karşı cins sevgisi, şehvet vardır, para vardır, pul vardır, makam, iktidar, hırsı vardır. Bunlar insanları kur köle yaparlar. Bütün bunlara karşı insan özgürdür. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ancak sana ibadet eder, ancak sana kulluk ederiz, ancak senden avni inayet talep ederiz. İşte insanın gerçek özgürlüğü buradadır. Değerli kardeşlerim, İslam kardeşlik toplumudur dedik. Bu toplum hepsi birbirinin vekili ve vasisidir aynı zamanda. Hepimiz birbirimizin kardeşleri olarak birbirimize vekiliz. Birbirimizi koruyup kollamak mecburiyetindeyiz. Bu ise hukuka bağlı kalmak, İslam şeriatına bağlı kalmak demektir. Bu din hukukun üstünlüğünü sağlamış, yeryüzüne adaletle hükmetmenin en büyük ibadetlerden birisi olduğunu göstermiştir. Değerli kardeşlerim, bu toplum içerisinde zayıf insanlar vardır. Bu zayıf insanlar
başkalarından daha fazla muhtaç insanlardır, ezik insanlardır. Bu insanlara maddi ve manevi kol kanat olmak gerekir. Esirgemek, korumak gerekir. Mesela yetimler bunlardan bir tanesidir. Mesela dullardan bunlardan bir tanesidir. Mesela çok yaşlılar, ihtiyacını karşılayamayacak kadar düşkün insanlar, efendim ne bileyim, felce düşmüş, yatalak olan insanlar, böyle bir kısım insanlar vardır toplumda. Kader ilahi onların da öyle bir imtihanı vardır. Her şey dünya hayatında Allah'ın vergisi algısıyla bir imtihan neticesidir. Böyle bir durumda bizim toplumun bu zayıf düşmüş kesimlerine, mustazaflarına borcumuz vardır. Onlara yardımcı olmak, onları koruyup kollamak vazifemiz vardır. Değerli kardeşlerim, neden insanlardan bir kısmı işte ana babalı, mutlu, zengin bir ailede dünyaya gelirken ya da barış içerisinde bir toplumda dünyaya gelirken bazı insanlar fakir bir ailede, yoksul bir ailede, sıkıntılı bir coğrafyada dünyaya geliyorlar? Dinsiz imansızlar bunu Müslümanlara sorur ve burada Allah'ın adaleti nerede derler. Onlar Allah'ı tanımıyorlar. Allah her kuluna şartlarını kendisinin belirlediği, zamanını, zeminini, şartlarını, imkanlarını kendisinin belirlediği bir imtihan için dünyaya göndermiştir. Dünyada imtihanlar çok çok değişiktir. Dünya hayatının devam etmesi de buna bağlıdır. Herkes aynı olsaydı bu dünya hayatı böyle devam eder miydi? Elbette etmezdi. O yüzden bunları sormak Allah Celle Celaluhu'yu tanımamaktır. Müslümanlar bunlara gülür geçerler. Ama imanı öğrenememiş, bunun bilincine henüz varamamış insanlara bunlar çok büyük etkiler ediyor. Dolayısıyla insanın imanını Allah'ın dinini bilgi kurtarır. İyi insanlarla, iyi bir çevrede dostluk, arkadaş, tefekkür, bunlara dikkat etmek lazım. Her neyse. Değerli kardeşlerim, toplumun zayıf kesimlerinden bir tanesi de yetimlerdir dedi. Evet, babası ölmüş bir insan, baba insanın arkasındaki karlı dağ gibidir. Gitmeyince hiçbir çocuk tam olarak bunu anlamaz. Ne zaman ki babası Hakk'a yürür, o zaman vay babam senin kıymetini bilememişim der. Kıymetini elbette ki bildiği de olur. Yani ona karşı vazifelerinde kusur etmez, hürmette, hizmette kusur etmez. Ama biliyorsunuz her güzelliğin üzerinde bir güzellik daha vardır. Nitekim insanlar babaları gittikten sonra ya da anneler de öyledir tabi. Vay be şunu da yapsaydım diyecekleri çok şey olur. Şunu da yapabilseydim gibi. O bakımdan babasını kaybetmiş bir çocuk düşünün. Herkes bir yerde babasına sığınır. Hele küçükler babasını dünyanın en büyük kahramanı bilir. Herkesi döver, herkesi kırar, her şeyde birincidir baba. Ama babası ölmüş çocuk, işte bunlardan mahrumdur. Siz ailenizde iftar başında, sofranın başında çocuklarınız şen şakrak, biraz sonra top atacak, ezan okunacak, orucunu açacaksınız. Bu oruç tutmanın birinci ferahlığı, sevincidir. İkinci ferahlığı Rabbinizle kavuştuğunuz zaman, ey oruç tutanlar buyurun cennete diyecek, işte o zaman da sevineceksiniz. Allah sizi hep sevindirsin bu dünyada da ahirette de. Ama öyle sofralar var ki orada baba yok ya da anne yok, bir tarafı yıkık, sofrada bir şeyler eksik. Bunları unutmamamız lazım. Çocukların ne kadar sevgiye, ilgiye, yardıma, desteğe ihtiyacı olduğunu unutmamak lazım. İki sınıf insan, bir çocukken bir de insan çok yaşlanınca وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ Kime ömür verirsek, yaşlanır, ihtiyar olursa onu eski hılkatına, eski yaratıcına çeviririz diyor Allahu Teala. İhtiyarlar yeniden çocuklaşır, sabileşir, aklı zayıflar, eli ayağı zayıflar, düşüncesi zayıflar, duyguları zayıflar, olur olmaz şeye ağlarlar, üzülürler, öfkelenirler ya da
Efendim kendi başlarına çocuksu hareket ederler. Çocuklar çocuksu hareket ettikleri zaman hoşumuza gider. Ama yaşlı başlı adamlar çocuk gibi hareket ettikleri zaman sizi üzerler, sizi kızdırırlar. Dikkat edin, o anda sakın ha onlara kızmayın, öf bile demeyin, azarlamayın. Aman dikkat edin, aman dikkat edin. Bu bir imtihandır değerli kardeşlerim. Ama öyle bereketli bir imtihandır ki kimin yanında ana baba ya da bunlardan bir tanesi ihtiyar olur da onun rızasını alarak baba dünyasını, ana dünyasını değişirse, yani onu memnun etmekte başarılı olursa Allah'ı da razı etmiştir. Bunun mükafatını görecektir inşallah. Cennete gidecektir. Öyle büyük bir nimettir annelerimiz ve babalarımız. Bizden razı olarak ahirete gittilerse bu bizim için çok büyük bir elhamdülillah imkandır. Hatta bunu kaçıranlara Peygamberimiz burnu yere sürtülsün, rezil olsunlar diyorlar. Anası babası yanında onlara hizmetle hürmetle cenneti kazanamamış olan çok büyük bir şey kaybetmiştir. Bu kadar büyük bir şey kaybeden Müslümana ne demeli ki? Rezil olsun, burnu yere sürtülsün diyor. Şimdi biz baba ve anne çocuk, yani anne babayı kaybetmek nasılsa çocuğun da annesini babasını kaybetmesi o kadar çok önemli bir meseledir. Değerli kardeşlerim, yani bizim çocuklarımız bizimle her hususta efendim yürekleri rahat. Babamız var derler. Her türlü ihtiyacımızı karşılar derler. Bizi her türlü kötülüklerden korur derler. Bizim için dünyayı döver derler. Ama babası olmayan çocuklar acaba nelere ihtiyacı var? Kim onların halini ve hatırını sorar? Çok önemli bir konudur. Ve onların hatırı kırık, kalbi kırık bırakmamak gerekir İslam toplumu olarak. Allah Celle Celaluhu Kur'an ayetlerinde buna çok dikkat ediyor. Ve sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yetimlere bakma hususunda çok dikkatlidir. Yanında hep yetim vardır ve yetime bakanlar benimle böyle cennette yan yana diye iki parmağını gösteriyor. Ne mutlu. Şimdi biz birkaç ayeti kerime okuyalım yetimler hakkında. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa suresi 2. ayeti kerime. Ve atul yetama amwalahum ve la tetebeddelu'l habise bit-tayyib ve la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innehu kana huban kebira. Ve atul yetama amwalahum. Yetimler babalarını kaybetmiş, öksüz annelerini kaybetmiş çocuklar ta bu buluğ çağına kadar. Buluğ çağından sonra insan öksüz olmaz, yetim olmaz. Yani benim de şimdi anam yok, babam yok, anasız babasız kaldım ama kendime yetim öksüz diyemiyorum. Çünkü ben de yaşlı başlı bir insan oldum. 18 yaşından sonra yetimlik biter ama insanın 18 yaşına kadar ana babaya ihtiyacı var. Her zaman ihtiyacı var da çocukken özellikle var yani. Ve atul yetama amwalahum. Yetime mallarını verin. Baba vefat etmiş gitmiş. Bu babanın azdan çoktan geriye bir bıraktığı mal vardır. Şimdi bu malın çarçur edilmemesi lazım. Bu malın, bu çocukların malı idare etmeye akılları yetinceye kadar, yani 18 bazen 25 yaşında denemek lazım. Maldan mal kazanma, para kazanma, sanatla hayatlarını idame ettirme, kendi başlarını yaşayabilme, güç ve kuvvetlerini elde etme yaşlarına kadar bu malın korunması lazım. Kim yapacak bunu? Baba kimi tayin etmişse, buna vasi diyoruz biz. Vasi, vekil işte genellikle yakın akrabalardan olur veya yoksa çok sevdiği, çok güvendiği insanlar olur. Onlar da yoksa zaten yetimlerimiz, öksüzlerimiz İslam devletinin kefaleti altında, garantisi altındadır elhamdülillah. Dolayısıyla adam vefat etmiş geçmiş, geriye mal bırakmış. Bu yetimlerin malları tabi çocuklar da sahipsiz korumasız yemeyin diyor. Ve atul yetama emvalehum, yetimlere mallarını veriniz. Ve la tetebeddelu, tebdil etmeyiniz, değiştirmeyiniz. El habise, habisi pis olanı bir tayyip temiz. Kendiniz kazanın, tertemiz yiyin.
yetim malını nasıl olsa çakmaz, ben bunu aşırayım gibi pis düşüncelere girmeyin. Pis mal, haram mal yemeyin yani. Haram çok kötü. وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَهُمْ اِلَى اَمْوَالِكُمْ Onların mallarını kendi mallarınıza bir şekilde güç kuvvetle veya hileyle katıp da yemeyiniz. اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَب۪يرًا Bu çok büyük bir günahtır. Ne kadar büyük bir günahtır? Bu Nisa suresi 2. ayeti kerime. 10. ayette de şöyle diyor Allah-u Teala. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُولُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا Şu yetimlerin malını efendim zulmen, yani kanunsuz, hukuksuz, haksız yere yiyen insanlar var ya, bu zalimler, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُولُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُولُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا Aslında onlar karınlarına cehennem ateşi yemişlerdir. Ve seyaslavna sa'ira ve bu şekilde de yarın cehennemin alevlerine girip yanacaklardır. Hiç şüphesiz. Böylece bu insanların içi de ateş kavrulacak. Su getirin, şarap getirin, yanıyorum demesi fayda etmeyecek. Zira dışından da cehennem alevleriyle yanıyor, yetmiyor. Yetim malı yiyenler içeriden de yanacaklar. O yetim malı da bir ateş olacak. Böyle her tarafından ateş onları kuşatacaklar. Aman Allah. Korkmak lazım. Nitekim Müslümanlar bu ayetleri ve Peygamber Efendimiz'in sakındırmalarını görünce baba uzak olsun dediler. Ve olmaz yetim malını haksız olarak beraber yaşıyoruz, yemiş olabiliriz. Cehenneme gitme korkusuyla gelip Peygamber Efendimiz'e korkularını bildirdi. Biz yetimlerin malına karışmayacağız. Yetimlerin vasisi vekili olmayacağız. Ne olacak bu çocuklar? Olmaz dedi. Ayeti kerimeler Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o ayetlere göre yorumları Müslümanlara doğruyu gösterdi. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ Evet, yetimin malına haksız olarak yaklaşmayın. Zulmen yemeyin. 10. Nisa suresinin ayetinde bunun içeriden ve dışarıdan bir ateş olduğu belirtildi ama illa billeti hiye ahsen en güzel bir şekilde yetim mallarını yiyin, koruyun yani. Hatta yabluğa eşüdde efendim eşüdde şiddet yani kendi yetişkin işlerini görecek yaşa gelinceye kadar bunları muhafaza edin. Faydalı bir şekilde yetimlerin malına yaklaşın. Yani yetimin malını yüzüstü bırakmak o malın heder olması demektir. Halbuki o yetim malının muhafaza edilmesi lazım. Hatta mümkünse kendi ticaret erbabı ticaretine katabilir. Efendim onu büyütmesi ve öyle teslim etmesi lazım. 5 kuruş bırakmıştı ama babam yıllar içerisinde kazandık. Aha sana 25 kuruş demesi lazım. Veya fakir ise çalışıyor, kazanıyor, düdüğünü, elden emeği, yetimin malını da sermayesine katıyor, şirketine katıyor, bakkalına katıyor, her neyse kazancına ve onu da geliştiriyor ve bu esnada onun kazancından da ihtiyacı olduğu halde yiyor. Bu da helaldir. Hiç yemese, sadece kendi elinin emeğiyle yese ve yetimi öyle baksa hiç şüphesiz ki bu çok 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 daha güzeldir. Değerli kardeşlerim, hiç şüphesiz ki meşruiyet içerisinde, yani hak hukuk çerçevesinde aslında sadece yetimlerin değil, bütün insanların mallarını dokunulmazdır değil mi? Başkasının malı bize haramdır. Ama herkese bu böyle olmakla beraber özellikle yetimlere karşı daha bir dikkatli olmamız gerekiyor. Neden? Çünkü onun yetimliği, yani yaşının küçüklüğü, aklının küçüklüğü, tecrübesizliği, istismar kapılarına sebep olabilir. Nefis ve şeytan dürtebilir. İşte sana ayağına kadar beleş mal geldi, bundan faydalan dedirebilir. Ama Allah'a imanı varsa, ahirete imanı varsa, o şeytana euzu billahi mineşşeytanirracim diyerek def eder ve kendi nefsiyle de cihad ederek, mücahede ederek, kötü duygularından elhamdülillah kurtulur.
Ayrıca yetimin malına ilgisiz kalmak hem yetim için zarardır hem İslam toplumu için zarardır. Çünkü mal bir yerde bütün toplumundur. Bir yerde malın atıl kalması, ona yetim malıdır ne olur ne olmaz diye yaklaşılmaması, o malı sadece yetime kaybettirmez, bütün bir topluma. O bir sermaye olsa, piyasaya sürülse iş olur, işçi olur, üretim olur, herkes bundan kazanır. Dolayısıyla yanlış yapabiliriz diye peşinen yetimin malından uzaklaşmak da iş değildir yani. O yüzden Allah Celle Celaluhu ne diyor? İlla billeti hiye ahsen. En güzel bir şekilde yaklaşın ona. En güzel bir şekilde nedir? Bilginiz, beceriniz, tecrübeniz, bu malı, yetimin malını nasıl sahiplenmek ve artırmak, ileride daha da büyütmek, kendisine teslim ederken ona güzellikle teslim etmek. Nasıl gerekiyorsa öyle yapın. Ve başka ayetler var. Burada zamanımız tabi yetmez. Efendim okuyamıyoruz. Bu malları ona teslim ederken dünya hayatında hep böyle olmak gerekir. En az iki tane şahitler huzurunda ne kadar malı vardı, ne kadar büyüdü, şimdi ne kadar yetime teslim ediyor, hepsini şahitler huzurunda yazarak teslim etmesi lazım. Değerli kardeşlerim, yani güven olsa bile yine de yazmak lazım. Allah Celle Celaluhu her zaman yazmayı, şahit tutmayı birbirimize borçlandığımız zaman tavsiye ediyor. İza tedayentum bi deynin ile ecelin müsemma fe'lyektubu. Fektubu. İleriye dönük bir borçlanma, bir alışverişten mütevellit veya şu bu sebeple bir borçlanma olduğu zaman bunu yazın. Eğer yanınızda böyle para yoksa icabında rehin verin. O da yoksa adaletli, yani dindar, Müslüman, aklı bu işlere yeter. Şahit tutun yani. İşte yazmak da böyle bir güzellik, rehin vermek böyle bir güzellik, şahit tutmak böyle bir güzellik. Yetimin mallarını kendilerine teslim ederken de şahit tutarak teslim etmek güzel olur. Değerli kardeşlerim, yetim malı hakikaten öyle. O yüzden وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ. En güzel şekil, biçim, yol, yordam nasılsa öyle yaparak yetimin mallarına yaklaşın ayeti kerimesi çok dikkat çekicidir. وَبْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. Böyle onları deneyin. Evlenme çağlarına geldiği zaman, bizde genellikle 18 yaşıdır. Efendim, aklı başına geldiği zaman fe in anestum minhum rüşten, onlardan bir olgunluk. Kendi başlarına işlerini yürütebilecek bir aklı başındalık, bilgelik ve tecrübelik görmüşseniz ya da hissetmişseniz fetfa'u ileyhim emvalehum, mallarını onlara defedin, verin yani. O zamana kadar. O zamana kadar sizde kalsın. Eğer bakmadınız ki işte aklı başında kendisini kendi görebilecek hale gelmiş, mallarını kendilerine verin. وَلَا تَأْكُلُوهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُوا. İsraf ederek o malları siz yemeyin. Ya da işte yahu büyüyecekler ve mallarını geri alacaklar diye açgözlülük yapmayın. Yetim malı yemeyin. Yetim malı cehennem ateşi yemek demektir. Ve men kana ganiyen, eğer birisi zenginse felyestafif, iffetli olsun, tenezzül etmesin, yetimin malını hiç yemesin. Yani onu çalıştırma parası, emeği filan var ya, bunu alabilir insan. Onu bile almasın ya. Ve men kana fakiren, ama fakir ise felyekul bil maruf, maruf üzere yesin. Yani maruf nedir? Dininde, aklında, olgun insanların güzel gördüğü şeylerdir. Yani ne kadar kazanmış, işte efendim ne kadar yiyebilir, bunu maruf ilkesine göre kendisi takdir edebilir. Helaldir. Feize defatum ileyhim emvalehum. Efendim bu ayeti kerimeyi içimize sinmedi, okuyalım dedik. Malları kendilerinize defettiğinizde, yani verdiğinizde, o demin söylenilen rüşt, olgunluk çağına geldiklerinde bunu hissettiğinizde
malları kendilerine verin ve verirken feşhedü aleyhim, şahit tutun. Şahit tutun. Ve kefa billahi hasiba, Allah hesapçı olarak yeter ama gene de siz şahit tutun. Çünkü insanoğlu bazen çok acayip bir varlıktır. Yıllardır bir insanı seversiniz, güvenirsiniz ve ona malınızı, canınızı ben seve seve rahat rahat emanet edebilirim dersiniz. Fakat bir bakarsınız ki sizi 5 kuruşa satabilecek bir karakter yapısında ona olan içinizdeki sevgi gümbür gümbür yıkılır. Ne olur ne olmaz değerli kardeşler. Yani ileride inkar edebilir. Bana vermedi diyebilir karşıdaki veya vermedi halde kendisi ben verdim diyebilir. Ne lüzumu var? Her ne kadar Allah görüyorsa da bir mümine bu yeterse de gene de şahit tut. Hatta şahitlerin huzurunda bir vesika da yazın yani. Güzel olur. İşleri sağlama bağlamak güzel olur. Sağlama bağlamak güzel olur. Sağlama bağlandığı zaman bir kısım vesveseler de gider yani insandan. Ona şeytan nefis arız olamaz. O bakımdan yetimlerin hak ve hukuku hakikaten çok önemlidir. Değerli kardeşlerim, yetimlere karşı bir kere iyi niyetli olmamızı Allah Celle Celaluhu emrediyor. Bakara Suresi 220. ayeti kerime de çok ilginç. Ve yes'elûneke anil yetâmâ. Sana yetimlerden soruyorlar. Müslümanlar geldi peygamberimize soru sorarlardı. O da bilmiyorsa Allah Celle Celaluhu'dan beklerdi. Bazı ayetlerin inmesine böyle sorular sebep olurdu. Bu soruların da bir kısmı ve yes'elûnek ya da yes'elûnek şeklinde. Se'ele yes'ele Arapça'da sormak demektir. Ve yes'elûneke sana soruyorlar anil yetama, yetimlerden soruyorlar. Kul, de ki Habibim. Islahun lehum, onların iyi yetiştirmek, ıslah etmek, hayrun, daha hayırlıdır. Yani onların lehine, onların hayrına, onların güzelliğine davranmak çok hoş, çok güzeldir. Hayırlı bir iştir. Kul ıslahun lehum hayır. Onları iyi yetiştirmek, ihmal etmekten, zarar ziyan vermekten elbette ki daha hayırlıdır. Ve in tuhalituhum fe ihvanukum. Eğer birlikte yaşıyorsanız, mallarınız da birbirine karışmış ise unutmayınız ki onlar da sizin din kardeşlerinizdir. Ve ihvanukum, kardeşlerinizdir yani. Kardeşler arasında böyle şeyler olur. Yerler, içerler ve bunu aramazlar. Çünkü İslam dini ikramı sever. El ikramu lillah, Allah için ikram. Müslüman yedirmeyi şeref bilir, yemeği değil. İkram etmeyi şeref bilir, ikram almayı değil. Malıyla etrafındaki insanlara Allah rızası için yemek yedirmek, dostluk göstermek, ziyafet çekmek Müslümanın şerefidir. Kafirler başkalarının mallarını yemek için savaşırlar. Şu emperyalist dünyayı görüyorsunuz. Başka milletlerin yeraltı, yerüstü servetlerini sömürüp yemek için savaş açıyorlar. Ama Müslümanlık öyle değil. Gittikleri yeri sömürmemişler, kendilerinden götürmüşler. Çünkü İslamiyet'te it'amu ta'am, yemek yedirmek veya insanlara güzel şeyler ikram etmek en büyük ibadetlerdir ve yevmi kıyamette dışı içinden, içi dışından görünen öyle gurfe, odalar içerisinde bembeyaz gökyüzü gibi yerlerde insanların başını kaldırarak görebilecekleri böyle köşkler vardır. Bunlar kimin diye herkes hayret edecek. Onlar Allah için selam veren, bildiğine bilmediğine, tanıdığına tanımadığına selam verenler, yemek yedirenler, insanlar uykudayken gece Allah'a ibadet eden güzel Müslümanlar için denilmiştir. Öyle evet, din kardeşleriyle bir araya geldiğimiz zaman üçe beşe bakılmaz. Vallahu ya'lemul mufside minel muslih. Allah müfsit, yani kalbi bozuk, içi bozuk,
bozuk bozuk davranan fesatçıyı da bilir, muslih ıslah edeni de bilir. Yani Allah biliyor. Ona göre insanlar da bunu düşünmesi lazım. Kim muslih? Yani işini Allah'ın emrine göre yapıyor. Kim de müfsit? Yani fesat, İslam'ın zıttı olan fitne, fesat, bozgunculuk yapıyor. Bunu bilir. Ne demek istiyor? Yani kim bir yetime bakarken onun malını yeme niyetiyle bakıyorsa Allah onu bilir. Kim de ıslah etme, güzel bakma ve sonuçta malına hakkıyla teslim etme düşüncesindeyse onu da bilir. Birisine ceza, birisine mükafatı bol verir Allah Celle Celaluhu. Velev şâ Allah, eğer Allah dileseydi, le'ânetekum, hiç şüphesiz ki annete düşerdiniz. İnnallâhe azîzun hakîm, Allah Celle Celaluhu çok azizdir. Yani güçlü, kuvvetli, mağlup edilmez bir galiptir. Hakim her işinde de hikmet sahibidir. Müslümanlara bir şey emretmişse, bir kanun koymuşsa hiç şüphesiz Müslümanlar demelidir ki bu Allah'ın emrinde benim maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi, ferdi veya içtimai mutlaka çok büyük menfaatlerim var. Allah'ın emri her zaman faydadır. Ve bu fayda bize aittir. Bizi faydalandırır. Bundan Allah'a bir fayda gitmez. Sabahtan akşama kadar isyan etse bir insan Allah'a hiçbir zarar gitmez. Sabahtan akşama kadar ibadet etse Allah'a bundan hiçbir fayda gitmez. Faydası da kendisinedir. Zararı da kendisinedir. Dünyada bunun imtihan yeridir. Öyledir değerli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifinde buyuruyor ki bununla bitirelim sohbetimizi. İçten-i Musab al-Mubikat, helak edici yedi şeyden kaçınır. Bunlar büyük günahlardır. Büyük günahların hepsi bu kadar değil ama bunlar çok büyük günahlardır. Kalu dediler ki ya Resulallah ve ma'un nedir onlar? Bize öğret. Dedi ki Peygamber eşşirkü billah, Allah'a ortak koşmak. Ve sihru, sihir, büyü yapmak. Ve katlun nefsilleti harramallahu illa bil hak. Allah'ın haram kıldığı cana kıymak, insan öldürmek. Hak ederse müstesna. Onu da devlet yargılar, cezasını verir. Ve eklül riba, faiz yemek. Çok büyük bir günahtır. Çünkü cemiyetleri ve devletleri yıkar. Sadece ferdi değil. Ve eklül mâlil yetim, yetimin malını yemek. Görüyor musunuz değerli kardeşlerim? Hatta bu sözü bir sonunda söyleyeyim. Unutmazsam. Ve tevelli yevme zahfi, harp gününde savaşırken savaştan kaçmak. Ne büyük bir felakete sebep olmak. Çok büyük bir günah. Ve kasful muhsanatil mü'minatil gafilat, tertemiz, arlı namuslu ve hiçbir şeyden haberi olmayan Müslüman kadınlara, erkekler de böyledir, zina yaptı diye iftira etmek. Bunlar çok büyük günahlardır. Ve bunun çok büyük bir cezası vardır. Şimdi bir bakıyorsunuz, bir yerde değerli kardeşlerim, Allah'a ortak koşmak var. Bunu hiç affetmez Allah, tövbe etmedikçe, imana gelmedikçe. Diğerleri tövbe ederse Allah kabul eder. Efendim sihir, adam öldürmek, faiz yemek, harpten kaçmak veya efendim tertemiz, iffetli, namuslu, arlı insanlara arsız, namussuz diye zina etmiş diyerek iftira etmek ne kadar büyük günahtır. İşte onların arasına yetim malı yemeyi koymuş. Yani yetim malı yemeyi küçük zannetmeyin. O şu sayılan kadar büyük günahtır demek. Değerli kardeşlerim, o yüzden yetim Allah Celle Celaluhu'nun bize bir imtihanıdır. Onun malına karşı da kendisine karşı da hak ve hukukumuz var. Bunlara dikkat etmek lazım. Yetim malı yemek helak edici günahlardandır. Yetimlere sahip çıkmak lazım. Din kardeşi olarak yabancıysa veya bizim kardeşimiz, yakın akrabalarımızsa sevgi ve dostlukla onlara bakmak lazım. Tabii
Yetimlerin kendisi sizi dinlemez. Efendim, elinizden gelmeyecek şekilde gücünüz, kuvvetinizin ötesinde bazı şeyler olur. Bunlardan sorumlu değilsiniz tabi. Müslümanların şer ve kötülüklerden de kaçması lazım. Sadece yetim değil de bu sayılan günahların hepsi sonuçta büyük günahtır. Müslümanların kaçması lazım. Değerli kardeşlerim, kendimizi ve ailemizi ve toplumumuzu ve bütün bir ümmetimizi Allah'ın kanununa bağlı helal yiyerek ve helal davranarak haramlardan ve günahlardan kaçarak kurtarabiliriz. Mes'ud ve bahtiyar olmamız, sağlık ve saadet içerisinde olmamız buna bağlıdır. Allah bizi bu niyet, bu azim ve bu amelle inşallah yaşatsın. Bu niyetle, iman ile ahirete göç eden kullarından eylesin. Hoşça kalın ve selam.